Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tatlı olan incir dolması yapacağız. Malzemelerimde 20 tane incirim var. Kuru incirleri yaklaşık 1 saat kadar sıcak suda bekletip yumuşamalarını sağladım, süzdüm. 1 kase kadar iri kıyım ceviz, 1 su bardağı su, 1 çay bardağı toz şeker, çok az tereyağı, yani ne kadar 10 gram kadar da tereyağım var. Şimdi incirlerimin içini cevizle doldurarak tatlımı yapmaya başlıyorum. Şöyle incirin baş kısmını kesiyorum. Ve buradan parmağım yardımıyla kendime ceviz doldurmak için yer açıyorum. Gördüğünüz gibi zaten hemen açılacak. İsterseniz bu cevize tarçın da ilave edebilirsiniz. Bizim evdekiler çok sevmiyor diye ben koymadım. Ama eklenebilir, bence yakışıyor. Şöyle iyice sıkı sıkı cevizle dolduracağız incirin içini. Ara ara parmağınızla yerleştirmeyi unutmayın. Evet, bu şekilde üste kadar doldurdum cevizle. Şimdi bütün incirlerimi bu şekilde dolduracağım. Ondan sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. İncirlerimi doldurmayı bitirdim. Bir tencereye diziyorum. Evet, bu şekilde dizdim. Şimdi üzerine bir çay bardağı toz şekeri serpiştiriyorum. Ve bir su bardağı suyum vardı. Tereyağımı da ekliyorum. İncirlerim kaynayana kadar harlı ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşte yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar şerbetini çekene kadar pişecek. Bu sırada tabii ki tencerenin kapağını da kapatacağım. Evet, yarım saat oldu. Gördüğünüz gibi benim incirlerim gayet güzel piştiler, şerbetini çekti. Şimdi bir servis tabağına alıp soğutacağım. Evet, şimdi incir tatlımızı süsleyelim. Ben süsleme için krem şanti kullanıyorum. Krem şantiyi az bir sütle çırptım. Daha yoğun kıvamlı olmasını sağladım. Bu arada tatlınızın iyice soğumuş olması gerekiyor eğer böyle krem şanti ile süsleme yapacaksanız. Çünkü hemen şantiyi eritir. Hatta şeyler var, kaymak tadında şantiler. Onlardan da tavsiye ederim. Kullanabilirsiniz, oldukça lezzetli oluyor. Çünkü bana kaymakla ağır geliyor. Mesela ben kaymakla tüketemiyorum. Üzerine de birazcık fıstık serpelim. Evet, çok şirin oldular, öyle değil mi? Gerçekten denemeye değer, oldukça kolay ve lezzetli bir tatlı işte karşınızda. Umarım tarifimi denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.